Evet. Ay Zehra Hanım. Nereye oturuyorum Nazlıcığım? Enerji böyle oturuyorsunuz. Öyle mi oturuyorum? Şey, tamam. Ama ben size şöyle bir bakayım önce. Bana biraz bir bak hadi yavrucuğum. Evet, tombul tombulca. Tombul tombulca. Şimdi bir hafta oldu. Sol ayağımda bir çatlak var. Tabii sana geliyorum diye sargıyı açtım. Ama çok üzerinde de durmaya çalıştım. Harika. Biraz becerdim galiba. Çok teşekkür ederim. İlk programda özellikle sizi ben konuk almak istedim. Çünkü bu bir kadın kuşağı programı. Evet. Hayırlı ve olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Nasibi bol olsun. Bu kadar güzel kızı izlemeyecekler de ne Amin, yapacaklar? İnşallah. İnşallah bana uğur getirirsiniz. İnşallah. Çok inanıyorum. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Teşekkür ederim. Ben sizin ediyorum. Hayat hikayenizi biliyorum. Bana evet. göre güçlü kadının sembolüsünüz. Teşekkür Sevgili izleyicilerim ediyorum. De sizin hikayenizi bence öğrendikten sonra aynı benim şekilde, benim düşündüğüm şekilde düşünecekler. Duygulandım biraz. Evet. Yani güçlü olmak biraz da Allah'ın verdiği bir herhalde lütuf. Önce Rabbim Tabii, sonra biz. Tabii şans diye düşünüyorum. Yoksa eşit yaratılmışız ama bazılarımız görevli geliyor diye düşünüyorum. Dün Ufuk kardeşimin programında da söylediğim gibi her insanda iyi ve kötü taraf var olarak dünyaya geliyoruz. Ama neremizi beslersek öyle devam ediyoruz hayat yolculuğuna. O yüzden ben güçlü derken hani nereye kadar güçlü? Ben ağlamayı çok severim aslında ama bütün duygularımı da gülerek önce tepki veririm. Hiç de gizlemem ne kahkahamı, ne gözyaşımı, ne yaşadıklarımı. Bugün burada kadın kadına konuşalım, dertleşelim. İzleyicilerimiz sizi daha iyi tanısınlar. Evet, bu inanılmaz evet. güzel bir enerjiniz var. Bize biraz hayat hikayenizden bahsedin lütfen. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Yazları okul tatili olunca Ayvalık'a giderdik. Çünkü ben karışık bir aileye sahibim. Bir tarafım Ayvalık Selanik'ten, bir tarafım İran Horasan'dan. Anneanne ve babaannem Ankara'nın çok eski yerlisi. Çocukluğumda 5 yaşında okumayı yazmayı öğrendim Maşallah. Bu arada. Annem tabii sağ olsun. Zaten çok dopdolu bir kadın. Annem çok ilgili bir kadın. Ama üniversite diploması almadım maalesef ki çünkü büyük oğlumla aramızda tam 13 yaş var. Evet. Çok çocuk gelin. Sonra arkasından 3 sene sonra bir erkek evladım daha. 3 sene sonra bir erkek evladım daha. 3 erkek Kaç çocuğunuz bir, var? Bir kız annesiyim. Allah cümlenin evladını bağışlasın. Tabii erken kalkan Amin. Yol alır diyoruz. Bu Maşallah. Arada her şeyi öğreniyoruz ama. İyi olan kötü olan her şeyi öğreniyoruz. Bünyemiz hangisini kabulleniyorsa onu alıyoruz gerisini atıyoruz. İyi Çok olan güzel. Her şeyi öğrendik. Ne kadar pozitifsiniz ne kadar güzel 13 yaşında oğlunuz. 13 evet, yaşında 13, oğlum doğdu. Tam 2 ay sonra evet Eylül doğumlu. Çocuk anne. Evet çocuk anne. Hiç o yüzden ben de yaşım 2 tane de torunum var. Allah bağışlasın cümlenin evladını. Amin, Onlara maşallah. Torun demiyorum. Tabii ikisi de bana çok benziyor. Onlar benim modelim olduğu için çok da iyi oluyor. Bu yanak dolguları, silikonlar falan filan çok meşhur moda oldu ya artık. Evet. Hemen model olarak onları gösteriyorum. Onlar öyle bir şey yapma şansı olmadıkları için. Harika. İyi oluyor. Beni kurtarıyorlar. Peki müzik çok güzel bir yorumcusunuz. Çok güzel bir sesiniz var. Çok Yeşilçam teşekkür projesi ediyorum. Projesi yapmışsınız. Ben. Türk filmlerini bize yeniden yaşatıyorsunuz. Böyle evet, projeniz de var galiba. Ben çocukluğumdan beri çok sevdiğim ruhu temiz şarkılar. Aslında 5000 üstünde repertuarım var. Halk müziği, sanat müziği yani müziğin içerisinde böyle duyduğumu ezberleme gibi bir şansım var. O da bir lütuf Rabbimin. Hani ortam neyse, ruh halim neyse ona göre söylüyorum ve bunu detonesiz söyleyebilmek de bir şans. Evet, Eğitimde canlı, almadım canlı çünkü canlı bu konuda. Maşallah. Evet. Arabesk oluyor bazen, bazen flamenco, bazen fado oluyor. Yani o İspanyolların bizim Kırşehir'in bozlakları gibi onların da ağıtları var ya, o ruh halime göre değişken Peki, bir şey. Müzik hayatımıza nasıl girdi? Müzik hayatımda hep vardı. Hep var. Evet. Ben hep şunu söylerim. İnsan doğuştan sanatçıysa, yetenekleri varsa, yani üreten insana ben daha doğrusu örnek olan insana sanatçı diyorum. Şarkı söylemek, türkü söylemek falan sanat olmuyor bence. Yani içinizdeki duyguyu, yaşadıklarınızı birebir insanlara verebiliyorsanız ve örnekseniz orada bir sanat teşkil etmeye başlıyorsunuz. Ya insanlar sizi bir yerlerinizden tutup örnek alabiliyorsa iyi anlamda üretiyorsa mesela kaç yaşındasın diyorlar. Sevgili Cemil İpekçi geldi zannediyorum dün Hollanda'daydı. Buradan kocaman öpüyorum onu. Üreten insanın yaşı olmaz ya hakikaten ben doyamıyorum onlara. Bir de Ankara'da Fatoş ablamız var.
O da öyle muhteşem bir kadın. Hepsine selamlar. Gençler olsun. Yatıyor, gençler yatıyor. Onlar hala o kadar dolu, o kadar sohbet, o kadar enerjikler ki diyorum ki demek ki yaş alınıyor, yaşlanılmıyor. Her şeyden umudunuzu keserseniz, tembelleşirseniz, her şey armut piş ağzıma düş derseniz o zaman yaşlanmışsınız demek. Tabii ki. Zaten yaşsız kadınsınız kesinlikle. Zaten kadının yaşı yoktur. Ben kadın yaş kullanmıyorum. Kullanmayacağım da daha uzun bir süre zaten böyle giderse. Zaten ağrım yapmışsınız burada önümde. Bundan biraz ben bahsetmek evet. istiyorum. Çok güzel şöyle göstereyim. Bu albümde kimlerle çalıştınız? O albümde Cihan Sezer Hoca aranjörlerden, Ankara'da Mete Artun'un var. O da çok kıymetli bir aranjör. Onlarla çalıştık. Yönetmenliğimizi Kulah Metinoğlu, Mehmet Kartal Kanat yaptı. Uzaktan da akrabamdır sağ olsun eksik olmasın. İlk klibimiz O Varya'yı Kemal Başbuğ kardeşim harika çekti. Harika bir klip. Güzel bir klip. Fotoğraflar Zeynel Abidin'den. Yani bayağı bir emek verilmiş bir çalışma. Oradaki ön söz yazıyı da ben otururken bir anda aklıma geldi ve öyle yazdım. Her şey düşünerek başlıyor. Düşünce çok büyük bir güç ve eylem. İyi veya kötü neye başlarsak başlayalım önce düşünüyoruz ya. Evet. Çok o enerjiyi, o düşünceyi güzel kullanmak ne kadar önemli bir şey. Harika. Ve siz güzel düşündükçe, güzel istedikçe Rabbim güzel veriyor. Rabbim ne isterse veriyor. Evet. Yeter ki temiz isteyelim. Evet. Diyor ya Yunus Emre, Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Hak şerleri hayır eyler. Görelim Mevla neyler. Amin inşallah. Peki. Yeşilçam projesi hayaliniz var. Ben bunu duydum, izledim de aslında. Bu projeden biraz bahseder misiniz bize? Evet, ben normalde de Yeşilçam kadını gibi bir kadınım. Hiç moda diye bir şey giymem. Kendime ne yakıştırıyorsam onu giyerim. Ruh halime göre giyinirim. İnsanlar ne demiş, ne diyecek, bu beni çok ilgilendirmez. Ben, sinema filmlerinden fırlamış evet, gibisiniz yani zaten. Evet, öyleyim. Ve şimdi Ankara'da ünlü bir restoran işletmecisi hanımefendiyle beraber inşallah yılbaşına yetiştireceğiz. Çok güzel bu Fransa'daki müzikol gibi çok iyi bir restoran zaten. Orada Yeşilçam şarkılarını söyleyeceğimiz bir yer düşünüyorum. Niye Ankara? Aslında İstanbul ve Bodrum'da düşünüyordum ama Ankara'da çok sanata daha saygılı bir kitle var. Tabii bu başka taraflara asla hakaret tabii olmasın. Elimden gelse bugün Anadolu turnesine çıkar. Peki sahne alıyor musunuz? Yok ben sadece sosyal projelerde ama sosyal evet tabii kendi yerimde çıkabilirim. Bu arada gelirini de sevgili izleyiciler nereye bağışladınız? Bu kimsesiz çocuklara ve ben biraz elimden geldiği kadar Hazreti Mevlana felsefesi gibi Cenab-ı Allah buradan Allah veriyor. Veriyoruz, biz de veda atıyoruz aracı güzel. Kurum gibi böyle hiç. Bankada param yoktur benim Allah selam daha benim. Çok versin inşallah. Peki izleyicilerimiz sizi izlemek isterlerse Ankara'ya mı gidecekler? Böyle bir kadın herkes izlemek ister. O kadar Ankara güzel artık enerjiniz var ki. Buradan bir şey değil. Burada da özel gecelerimiz olabiliyor. Yani gruplara tanıyorsam tabii ki daha da böyle oturarak sohbet havasında sahne modunda değil de artık düşünün ben bir babaanneyim yani sahneye çıkıp da düşünsenize bir sarhoşun oradan saçma sapan bir şey konuştuğunu Allah muhafaza mikrofon kafasında kırılır. Yok, yani. Öyle bir şey. Değil. Daha böyle sahne kadınısınız. Siz yani, daha yukarıdan evet, izleyeceğiz evet, sizi. Evet, evet. Ama çok zor bir şey Nazlıcığım. Yani sanatçı olmak, yani sürekli o sahne kadını olmak çok zor bir şey. Mesela sevgili Seda Sayan ne diyor? Gece 10 oldu mu yatarım telefonlarımı evet. kapatırım diyor. Benim böyle bir şey mümkün değil. Şimdi ben buradan çıkarım 5 evimde yay var benim akrebim ama güya. Buradan çıkarım bir yere gideceğim bir tık bir yerden çağırırlar daha oraya giderim ben hani 3-4 gecenin bir saatine kadar hani böyle bir sorumluluğunuz varsa yapamazsınız ki bunu. Tabii ki. Yani birazcık da sosyalsiniz çok, aslında. Evet yani ben doğal ve spontan yaşamayı seviyorum. Harika. Peki Okan Bayülgen de size bir söz verdi. Dedi ki Yeşilçam projesini İstanbul'da da hayata geçirelim dedi. Evet. Onu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir çalışmalarınız var mı? Valla konuştuk evet ekibiyle. Kasım'da böyle bir şey düşünüyoruz. Allah nasip ederse Dada'da. Çok güzel Alaturka, Yeşilçam şarkıları. Tabii ötesinde de orada biraz farklı şeyler de olacak. Güzel şeyler de olacak sahnede. Birebir insanlarla kontak halindeki iletişimi seviyorum ben. Sahne başka bir şey aslında. Ya sahne, şimdi sahneye yakışan
kadın sizsiniz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ya izlemeye doyamadım burada. Klibinizi de izledim. Daha önce katıldığınız birkaç programı da izledim. Gerçekten izlemeye doyamıyorum. Şu anda böyle hani sanatçılarımız var tabii ki ama evet. Hani sahnede şarkı söyleyeyim aman işim bitsin de gireyim ama siz böyle çok severek yapıyorsunuz. Bunu evet, şarkı söylemeyi evet. Seviyorum. Çünkü hüzünlendiğim zaman mesela uzun havalar okurum. Şimdi bazen bunu da özellikle buradan da belirtmek istiyorum. Sosyal medyada güzel şiirler de yazarım ben. Bir şeyler yazıyorum hemen gizli DM'den yazıyorlar. İşte bir aşk mı var, birini mi özledim? Kaç dakika var? Yok öyle bir şey. Yani insan güzel şeyleri yazarken, hissederken bir arkadaşınızın aşkıyla da bir şeyler hissedip yazabiliyorsunuz. Üzüntüsüyle de yani hayatı hep birlikte paylaşıyoruz çünkü. Allah rahmet eylesin Yusuf Nalkesen Hoca bir gün Sevim Tuna'yı stüdyoda bekliyor. Gelmiyor Sevim Hanım. O zamanında kabadayılarından bir adama aşık. Ve ona diyorlar ki Sevim'cim sen zirvedesin böyle bir adamla ilişki yaşaman seni aşağıya çeker. Adama diyorlar ki kabadayı aleminde sana yakışıyor mu sahnedeki bir kadın? Ve ayıramıyorlar tabii bunları. Bu gerçek hayat hikayesi. Sonra Selim Hanım izleyicilerle öpüşürken böyle tabii o zaman belki de yeni başladı montaj foto montaj. Dudağının kenarından öpüyor gibi bir hali götürüp adamcağıza veriyorlar. Aa. Al sana ortalık karışıyor. Ve rahmetlik Yusuf Nalkesen abim dedi ki nur içinde yatsın. Bir geldi ki Sevim saç baş tarumar. Kirpik düşmüş takma kirpik. O zaman böyle hani apartman saçlar falan. Yetmişler. Ne bu halin Sevim? Hocam bu sefer artık sonsuza kadar ayrıldık. Mümkün değil bir araya gelmemiz. Deyince hemen onun üstüne dedi ben şunu yazdım dedi. Ne o bensiz edebilir. Ne temelli gidebilir. Ben de böyle bunu bilir. Sade gözden ırağız biz. Alev alev çerağız biz. Ayrılsak da beraberiz. Nasıl güzeldi çok şarkı güzel değil mi? Bir şarkı. Yani şimdi adamcağız bunu Sevim'in üstüne anında yazıyor. Her yazdığına kendisi yaşasa o aşkı ona ciğer mi dayanır? Yani böyle bir şey Zehra insanlar. Hanım size doyamıyorum. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki ama ekran başında o kadar çok kadın izleyicimiz var ki bu güzelliğin altında acaba nasıl bir sır var diye. Hepsine sevgimizi, güzel ramane enerjimizi gönderiyoruz. Öncelikle ben hiç sigara içmedim Nazlıcığım. Sigara zaten sağlığa zararlı. İçmedim. Evet çok makyaj da yapmadım sevmem. Biri men sürerim, biri sürerim, bir allık. Bir de güneş koruyucu çıkarım. Beyaz tenliyim hemen lekeleniyorum çünkü. Güneşe çıkmam çok güneşe. Mesela. Ama evet. Bodrum'dan geldiniz. Bodrum'da yaşıyorum ama mesela ben öyle yatayım bir saat iki saat güneşleneyim mümkün değil. Evet yani sıkılıyorum zaten hiperaktifim. Güneş çünkü çok zararlı. Yani kızıma da çok kızıyorum. Solaryumlara giriyorlar o gençler yazık. 40 yaşlarına geldi mi kolajen diye bir şey kalmayacak. Hepsini dökecekler. Ve o yüzden de mesela spor yapmıyorum. Ama her işimi kendim yaparım. Ufak tefek yürüyüşlerim yani vardı. Yani kendinizin hamalısınız. Evet spor salonları falan bana göre yerler değil zaten. Ama fit görünüyorsunuz. Hiç evet, kilo fazlanız sıkı, yok. Sıkı bir yok, kilo fazlan var. Aslında yok yani balık etlisiniz. Cemil bana tam o klipten sonra 5 kilo ver dedi. Ben üstüne 5 kilo aldım. Öldürüyor beni kızıyor bana çok kızıyor. Şu an fazla bir kilom var. 67 kiloyum çok benim için çok. Boyum zaten 67 kilom 67 olmaz ki. Olsun balık olmaz. Etli kadın. Her zaman iyi. Kadının etlisi butlusu. Bu biraz artık balıktan yemeğin balinaya doğru gidiyor Nazlıcığım. Çok iyi bir balık değil ya. Yani. Yok güzelsiniz güzel. Peki bağımlılıklarınız var mı? Ya da ailenizde bağımlılığı olan var mı diye sormak bağımlılığım istiyorum. Bağımlılığım sevgi benim. Bağımlılığım aman evet merhamet bağımlılığım var benim. Sevgi bağımlılığım var. Yani günün içerisinde bir şeyleri sevdiğimi ifade etmeden, sevgi adına bir şey yapmadan yaşayamıyorum. O günü boş geçirmiş sayıyorum kendimi. Ailemde evet ilk ayrıldığım eşim maalesef ki alkol bağımlısıydı. Ankara'nın erkekleri zaten içmeyi çok Zehra severler. Hanım, bunu birazdan çok değerli bir konuğum var. Siz de zaten tanıyorsunuz. Dün de onun programındaydınız evet. Canlı yayında evet, yine. Evet, Ufuk kardeşim. Yine ikiniz bir arada olacaksınız. Türkiye'de bağımlılık konusunda verdiği eğitimler
ve yazdığı kitapla gündem oluşturan eğitimci yazar Ufuk Tezemir'i alacağız şimdi stüdyomuza izninizle.